Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, değerli misafirler ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Bilgisayar Üniversitesi tarafından düzenlenen Serdar Tuncer'le Şiirli Muhabbet adlı programımıza hoş geldiniz. O güzel muhabbeti ve doyumsuz şiirleri birazdan Sayın Hocamız sahnede olacaktır. Sözü daha fazla uzatmadan Can Bey Orkestrası'nı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, kıymetli hazırım, değerli misafirler, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Maziden aldıkları ilhamla, istikbali aşkla yoğuracaklarına itimadımız tam olan aziz genç kardeşlerim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'tan bir Necip Fazıl Kısakürek konferansında değiliz. Sorun ki niye? Üstad bir tek koltuk boş olsa sahneye çıkmazmış. Ama Allah'tan o zaman böyle amfi düzeni salonlar değil de kıraathane köşeleri, sandalyeler yerleştirilir. 100 kişilik bir salon, 70 kişi gelmiş. Necip Fazıl yolda 50 sandalyeyi dışarı taşırlarmış. Diğer 50'yi birbirine biraz aralıklı bir şekilde yerleştirirler. 20 genci de kapılara dikerlermiş. İçeride yer olmadığı için giremiyor. Hava soğuk. Gel gör ki bunu yapan üstad, şunu da yazan üstattan başkası değil. Son gün istemem olmasın çelenge bir top arabam, alıp beni götürsün tam inanmış dört adam. Üstad şunu diyor aslında. Yarım gönül verecek binlerce insandansa tam gönül verecek yüzlerce insan daha çoktur, daha fazladır. Böyle derken de haksızlık etmeyeyim. Salonun 5'te 4 dolu. Ufak, merhaba hasta olsun. Nasılsınız, afiyetleriniz? İyisiniz değil mi? Buradan bakınca iyi gözüküyorsunuz. Allah iyiliğinizi artırsın. Muhabbetli gözüküyorsunuz. Allah muhabbetinizi artırsın. Dertli gözüküyorsunuz. Allah derdinizi artırsın. Olmaz değil mi? Şimdi iyiliğe tamam, muhabbete tamam ama dert niye artsın hocam? Soru bu. Türkiye'nin neresinde bunu söylesen, insanlar şöyle düşünüyor. Adamcağız ta İstanbul'dan kalkmış, bize beddua etmek için Bitlis'e gelmiş. Halbuki ehline malumdur ki Allah derdini artırsın. Bir beddua değil, bir duanın da kendisidir. Fark ne? Dertten ne anladığımız değişmiş. Kudema birbirine böyle dua ediyor. Kudema derken o bizim kadim tasavvurumuza sahip olan kimselerden bahsediyor. Kadimle eski birbirine karıştırılıyor. Aynı şey değil. Eski adı üstünde eskimiş. Ama kadim asla eskimeyecek olan, hep yeni. Nasıl? Hazreti Yunus'un bir sözü. Her dem yeni doğarız, bizden kim usanasın? Söz söyleneli 8 asır olmuş ama söz hala terü taze. Fakirin az önce söylediği söz şimdi itibariyle eskimiştir. Çünkü sözde ben varım. Ama Yunus'un 8 asır önce söylediği söz hala yeni. Çünkü sözde Yunus yok. Söyleyen Allah, söyleten Allah, söylenen Allah. İşte kadim eskimeyecek yeninin adı. Buna sahip olandan da kudema diye bahsediyoruz. Kudema, dertten bizim anladığımızı değil, başka bir şey anlıyormuş. Bugün dert deyince sizi tenzih ederim ama adam diyor ki Fenerbahçe'nin halinde ne olacak? İşte derdi bu. Ben Allah derdini artırsın dediğim zaman adam diyor ki eyvah Aziz Yıldırım 15 yıl daha burada. Beddua gibi düşünüyor.
Finaller dert, o arabayı nasıl alırım dert, o evi nasıl sahip olurum, şu okulu nasıl bitiririm, filancayla nasıl evlenirim, borcu nasıl öderim dert bu. Kudama'nın derdi neydi? Tek. Dünyaya niçin geldik? Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ayını da hafif çatlattım, fark ettiniz mi? İmam Hatip'li adetidir. يَعْبُدُونَ Adam ayını çatlatıyorsa bir şey anlatayım, ondan sonra Kudama'dan devam edelim. Bugün pek konuşasım yok, çok şiir okuyacağım. Şöyle merhaba faslını bitirelim, ondan sonra şiir kısmına da geçeceğiz. Eski İstanbul'da, Galata'da eğlenceler tertip edilirmiş. Oraya da medrese talebeleri, fakihlerin girmesi yasak. Ecdat, eğlencenin giriş kapısına böyle baktığı vakit halinden, tavrından onun medrese talebesi olduğunu anlayıp onu içeri almayacak firasette kişiler bırakırmış. Bir gün bir medrese talebesi kirişi kırmış, eğlenceye katılacak kıyafet filan tepki, girecek içeri, adam demiş ki talebe giremez. Talebe olduğum ne malum? Oğlum malumundan malum. Başka bir şey. Cenab-ı Hak ne diyor? Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için mi, kulluk etsinler için? İkisinin arasında fark var çünkü. Kulluk etsinler için yarattım. İbadet kulluktan bir cüz ama kulluk ibadetten ibaret değil. Kulluk ibadetlerin arasında kalan vakitlerde yapmış olduğunuz her bir şeyi rızayı bari hakkı için yapma gayretinin adı. İşte onun için namaz seccadeyi serince değil de toplayınca başlar diyorlar. İşte onun için Ramazan hilali görünce değil de bayramla başlar diyorlar. İşte onun için ihram giydiğiniz anda değil de hacılık ihramı çıkarttığınız anda başlar diyorlar. Arada yaptınız. Kudema'nın derdi bu. Ne yapıp da Allah'ın rızasını kazanacağım? Şimdi derdi bu olan bir adama Allah derdini artırsın dediğiniz vakit ne diyor? Amin. Çünkü bu Allah senden razı olsun demek. Allah'ı tanımadan bu dünyadan göçme demek. Buraya niçin geldiysen onun hakkını verip öyle git demek. O zaman şöyle düzeltelim. Cenab-ı Hak dertten Kudema'nın anladığını anlamayı bize nasip etsin. O derdi de derman olacak kadar artırsın. Aminler hala tereddütlü. Yani, tamam hocam iyi güzel söylüyor da bu işte bir iş falan olmasın. Bu bir tedbir var yani artırsın. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım astım, astım bana burhan imiş. O dert insanın sermayesi yok derdinden başka. Araya reklam da aldık, son kitabın adını söyledim. Olsun yani. Kudema, nasılsın deyince de bizim gibi cevap vermiyor. Bize mesela bir soru, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, elhamdülillah. Hamdolsun, siz nasılsınız filan. Soran da nezaketen soruyor, sorulan da nezaketen cevap veriyor. Soran merak ettiği için sormuyor. Sorulan da iyi olduğu için iyiyim demiyor. Adet diyemiyoruz. Kudema böyle değil. Nasılsın diyor, verdiği cevap şu. Emaneti gezdiriyoruz. Güzelliğe bakar mısınız? Emanet dediği ne? Can. Biz bugün, siz demezsiniz de sizi tenzih ederim. Siz de ne çok şey demiyorsunuz. Habire sizi tenzih ediyorum ben. Bu bir dua olsun. Biz bugün şöyle diyoruz. Benim arabam, benim diplomam, benim koltuğum, benim evim, benim çocuğum, benim iPhone X'im falan. Bunların hepsi emanet. Biz emanetlerden benim diye bahsediyoruz. Kudema öz canından emanet diye bahsediyor. Ne yapıyorsun? Emaneti gezdiriyoruz. Bazen böyle anlatıyorum üniversite programlarında. Çıkışta genç kardeşimle karşılaşıyoruz. Nasılsın diyorum. Emaneti gezdiriyoruz abi. Yani taklit güzeldir. Bu taklit tahkike götürür insanı ama hazmetmek şartıyla. Hakkını vermek şartıyla. Emanete dair bir şey. Emanet sadece birimiz buradan kalkacak olsa, yanındaki arkadaşına dönse, şu çantaya biraz bakar mısın dese, o çanta ona emanet. Biz emanete böyle bakıyoruz. Kudema emanet.
emaneti de böyle anlamıyor. Diyor ki aldığım nefes emanet. Bastığım toprak emanet. Altında durduğum gök kubbe emanet. Gölgesinde oturduğum ağaç emanet. Kokladığım çiçek emanet. Karşılaştığım her insan bana emanet. Ve ben ona emanetim. Eşim bana emanet. Çocuğum emanet. Canım bana emanet. Necip Fazıl Kısa Kürek bunu çok güzel taçlandırmış hocam. Harika bir beyittir. Tweetleyebilirsiniz. Veren o, alan o, nedir senden gidecek? Telaşını gören de can seni zannedecek diyor. Emanet bu. Kudeman'ın nasılsın sorusuna verdiği ikinci cevap, o da pek güzeldir. Nasılsın diyor, sıratı geçersek belli olacak diyor. Bu da kalp burada atmıyor, kalp oralarda atıyor. Şu an ne kadar kötü olursam olayım, o gün sıratı geçeceksem bugünkü kötülüğümün bir zararı yok. Şu an ne kadar iyi olursam olayım, sıratı o gün geçemezsem bugünkü iyiliğin de bana bir faydası yok. Üç, nasılsın demişler Nasrettin Hoca'ya. Hinliğine soruyorsan iyiyim demiş. Ama dostluğuna soruyorsan anlatması pek uzun sürer. Nasılsın Fasıl'ın böylece bitirdikten sonra ilk şiirimize geçebiliriz. Yedi güzel adamın şiirlerinden müteşekkil bir program hazırladık sizin için bugün. Erdem Bayezid merhumun fevkalade bir şiiriyle başlayalım. Peşinden de Cihan'dan güzel bir eser dinleyeceğiz. Erdem Bayezid'i kimler tanır? Çok güzel, bütün salonlarda yok. Diyeceksiniz ki diğer eller niye kalkmadı o zaman? Onlar nezaketen kaldırmıyorlar. Hani belki tanımayan bir kardeşim vardır da elini kaldırmayıp benim yüzümden mahcup olur endişesiyle. Hem tanıyorlar hem irfan sahipler kaldırmadı. Erdem abi Allah rahmet etsin. Büyük bir şairdi, bir dava adamıydı, güzel bir dervişti. Bunu herkes söylemez. Bir Nakşibendi dermiştir Erdem Bayezid. Ve şu şiir, mürşidine yazdığı bir şiirdir. Fena fil ihvandan başlar, fena fil şeyh, fena fil rasul, fena fil laha kadar bir seyri anlatan muazzam bir Erdem Bayezid şiiri. Kar yağarken şu beyit aklınıza gelsin ne olur. Bana da duaya vesile olsun. Senenin ilk karı düştüğünde Allah ömür verirse Erdem abi şiirde diyecek ki tabiat bembeyaz bir gelinlik giymiş gibi yüzüme kar yağar sanki elinmiş gibi. Hepimiz kar altında dolaşmışızdır. Hepimizin yüzüne kar taneleri değmiştir. Ama gönül Erdem Bayezid gönlü olursa yüzüne düşen her kar damlasını maşur parmakları simamda geziyor rabıtasıyla telakki eder. İşte Erdem abi gönlü. Kar yağarken bu beyti unutmayın. Arada bana da bir dua olmaz mı? Arz edelim şimdi biz. Bir an kaybolduk gibi yaşadım kıyameti, yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma, bir bakışın can verdi kurumuş toprağa. Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından, göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzüm ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğme sayısız yıldız akar. Bir bakışın içinde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an. Çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak. Sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi yüzüme kar yağıyor.
sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamış. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamış. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya, peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın? Sevdiğimizi çok severiz ama hiç tanımayız. Her mevzuda bu böyledir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu olsa da bu böyledir. Ömer Turgun Ançer Hoca'yı biliyorsunuz değil mi? Turgun Bey, yani hoca, herhalde hoca. Ramazan programında soruyorum değil mi? Hocam Allah var. Allah var demem, Allah'ın varlığından şüphesi olan da bunlar kırmızıdır. Bana bile kızıyorum. Ben ucuz atlatıyorum gerçekten. Ahmet Hakan birinde sormuştu. Hocam dedi, tarikat nasıl kuruldu? Şimdi bana sorsa ayet okurum, hadis okurum, bir şeyler anlatırım filan. Turun Baba böyle yaptı. Tarikat turşu değildir, kurulmaz Ahmet Bey dedi. Özür dilerim. Herkese öyle bir şey çıkmaz. Şimdi o soruyor programlarda. Diyor ki, Cenab-ı Hak ayet-i cellede Zevce-i Tahirat için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımları için müminlerin anneleri diyor. Annelerinin ismini tam sayabilecek kaç kişi var Allah aşkına diyor. Şu ana kadar bir salonda hepsini ben sayarım diyen bir iki kişiye ya denk geldi ya denk gelmedi. Bak çok seviyoruz ama tanımayız, annelerimizin adını bilmeyiz. Söz konusu ecdat olsa mevzu gene aynıdır. Adam dizi çeker, Muhteşem Yüzyıl diye biz kızarız. Benim dedem öyle bir adam mıydı kardeşim? Yaklaşıp sor. Nasıl bir adamdı senin deden birader? Ne bileyim ben öyle bir adam. Cevap da öyle. Şimdi Hazreti Mevlana desem, bunları ukalalık etmek için söylemiyorum.
kendimi de işin içine katarak ifade ediyorum. Hazreti Mevlana deyince aklınıza ilk hangi sözü geliyor? Bazı. Gel, ne olur, ne olur, gel. Bu geliyor değil mi? Bu söz Hazreti Mevlana'nın değil. Konya Büyükşehir Belediyesi bile ihtifal haftasında billboardları dolduruyor. Gel ne olursan ol yine gel diye. Söz, Konya Mevlana Müzesi'ndeki ilk el yazması Mesnevi Şeriflerden birisinin karton kapağının iç cildine farklı bir mürekkeple yazılmış, bir rivayete göre Kazveni isimli bir başka zata ait olan bir şiir. İlk Türkçe'ye tercüme eden Hazreti Pir'in zannetmiş, Hazreti Pir şimdi o şiirden bir olmuş. Galata meşhur Lugat-ı Fasih'ten evladı deyip kabul edebiliriz. Neyse biz böyleyiz ama sizi tenzih ederim. Bu salon başka Cahit Zarifalık diyorum. Bütün şiirleri okumuş. Nuri Pakdir'le 3-4 sene önce Kayseri'de bir fotoğraf çektirdik. Bu 7 Güzel Adam dizisi yeni yeni oynuyor ekranda. Benim iki kızım bir oğlum var. Büyük kızım da diziyi seyrediyor. Şimdi Nuri abiyle fotoğraf çektirdik. Akşam eve geldim. Kızım dedim Nuri Pakdir'le fotoğraf çektirdim. Baba dedi, inanmıyorum dedi ya. Ne kadar güzel bir şey dedi ya. Keşke ben de orada olsaydım falan. Ben de sevindim. Dedim ki işte babasının kızı. Başkası Tarkan'la fotoğraf çektirirse ne kadar sevinirse bizimki Nuri Pakdir'i o kadar seviniyor falan. Baba bakabilir miyim fotoğrafa dedim. Bak kızım dedim. Baba bu amca kim? Ay bir kez seni geberttim. Dizide Nuri Pakdir rolünde oynayan çocukla fotoğraf çektirdim zannediyor aslında. Dedim ki Nuri abinin 41 kitabının 41'ini bitirene kadar bütün Türkiye'de seni rezil edecek. Kitaplar bitmedi, ben Bitlis'te vazifeyi ifa etmiş oldum. Tamam, severim, çok severim, bu çok önemli ama ne olur azıcık da tanıyalım. Fethi Gemuhluoğlu, Fethi abiyi tanırsınız. Fethi abi oğlu Ali'ye yazdığı mektupta diyor ki, senin en büyük kusurun 24 saatlik günde 25 saat okumamandır. Şimdi bazen karşılaşıyoruz gençlerle. Okuyor musun? Hocam çok okuyorum diyor. Ne okuyorsun diyorum. Vallahi ayda bir kitap rahat bitiyor hocam. İnsan okuyorum demeye utanır. Yahut soruyorlar. Boş vakitlerinizde ne yaparsın? Sinemaya giderim, tenis oynarım, kitap okurum. Kitap boş vakitte okunmaz. Kitap okumak için vakit boşaltılır. Bakın demiyorum Nuri Pakdir gibi okuyun kitabı. Nuri abi de kitabı gece uykusu gelmiş, yatmış, uyuyor, uykusu kaçmış, uyanmış, takım elbisesini giyiyor, kravatını takıyor, masanın başına geçiyor, kitabı öyle okuyor. Uykusu kaçıyor, pijamasını giyiyor, yatıyor, uykusu geliyor, kaçtı bir daha kalktı, gene takım elbise giyiliyor, masanın başına geçiliyor, kitabı öyle okuyor. Niçin böyle diye sordum bir gün, böyle dedi kanepeye uzanarak okuduğum kitabın sana anlattığıyla, masanın başında elinde defter kalem not alarak, hissin kadar hissen vardır derler. Kitapta bile böyle. Kitap aynı kitaptır ama birisini içine çeker, en has odalarda gezdirir, öbürü kapının eşiğinde dolaşır, kitap okudum zanneder. Olay Rusya'da geçiyor. Mevzu buraya gelir. Fethi abi mevzunu hatırlatırsanız bir daha bahsedeyim. Ama önce Cahit abinin şiirini okuyayım. Çok güzel bir af dilekçesidir. Allah'ın Cahit Zarifoğlu kulunun başka bir hiçbir ameli salih yoksa şu şiirin hatırına Cenab-ı Hak affetmiştir diye düşünür. Aramızda günah işlemeyen var mı? Gülmeyin. Bir yerde sorduk. 5-6 yaşında bu çocuk kaldırdı. Traktör. Helal olsun. Bu çocukta kabiliyet var. Günah işleyecek yaşta değil. Bir de Almanya'da bir amcayı unutmam. Amca dedim Allah dostu gelmiş. Gel bir tövbe et falan. Oğlum ne günahım var da ne tövbe edeceğim. Sen günah olarak bu yeter de. Söylemeyeyim, o da bana günah olarak yeter. Cahit abinin af dilekçesi arz edeyim. Seçkin bir kimse değil. İsmimin baş harfleri aciz tutuyor. Bağışla bana. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgem. Hayat bir boş rüyaymış.
geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdir. Seçkin bir kimsenin, ismimin baş harflerinde kimdir, bağışlanmamı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme. Hayat boş geçti, geri kalan korkulu, her adımım dolu olsa işe yaramaz katında biliyorum. Bağışlanmamı diliyorum. Alkışlar. Dursun'a derzin canlı yüzünden oluyor bunlar. Alıştırdı sizi. Adamın en kısa şiiri 10 dakika. Kapatıyor gözlerini. Sen yoktun sultanım diyor. 10 dakika. Şiir 30 saniye sürünce seyirci diyor ki bir şey var diyor, bunun bir devamı var bir gelecek. Halbuki öyle bir şiir bu kadar işte. Hepsi bu. Cahit abi bu şiiri pek severim. Neden pek severim? Bir, üslup. Muhabbetle affedilmeyi istiyor. Üslup benim. Ankaralı var mı aramızda? Yok mu bir tane Ankaralı? Orkestrada var aramızda. Ankara'da. Şimdi Ankara'da eski meclisin önünde biz heykelden Gençlik Parkı'na doğru lise yıllarında yürürüz. Üç amca yan yana oturur. Üçün önünde de birer baskür. Birinci amca bağırır. Dartılım bir milyon, dartılım bir milyon. Paradan sıfır atılmamış daha. Birinci amcada hiç tartılmadık. İkinci amcada hem tartılmadık hem amcaya biraz kızdık. Çünkü amca şöyle diyor. Dartılın 750 bin, dartılın 750 bin. Bir serbest piyasa ekonomisi falan ama şu mesafeden bu sektörde de olmaz. Kızandı. Fakat üçüncü amcanın önünden hiç geçemedik. Döndük mutlaka bir tartıştık. Çünkü amca şöyle derdi. Amcanız mı çay içsin? Amcanız mı çay içsin? Ya kilomu biliyorum gencim falan ama amca çay içecek. İlle bir dönersin çıkarsın tartılırsın. Yunus'un dediği. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avulu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Muhatap kulken de böyle, Allah Celle Celaluhu'yken de böyle. Şimdi bendeniz günah işlediğim vakit diyorum, ya Rabbi ne olursun affet. Ama Yahya bin Muaz Hazretleri günah işlediği vakit, Yahya bin Muaz Hazretleri günah işler mi? Şöyle diyelim, biz gün içerisinde bir nefesi Allah'la beraber alsak, sevap kazanırız. Evliya-i Kiram Hazreti bir nefesi Allah'tan gafil alsa, en büyük günahını işlemiş gibi mahcup olur. Bunların günahları da o. Yahya bin Muaz Hazretleri diyor ki, ya Rabbi biliyorum günah işlemek bana yakışmıyor. Ama affetmek sana çok yakışıyor. Ne kadar zayıf değil mi? Şimdi nasıl muhabbet ediyor? Ben bana yakışanı yapamadım, sen sana yakışandan başkasını yapmazsın ya Rabbi diyor. Affedilmez mi şimdi böyle? Hasan-ı Basri Hazretleri, o da pek cilvelidir. Ya Rabbi diyor, cehenneme hak ettiğimi biliyorum ama gidersem şeytan sevinecek. Ben affedim diyor. Yani şeytanı sevindirim. Bir başkası okuduğumda çok şaşırmıştım. Allah'ım bana bir günah işlet. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar benden başka hiç kimse o kadar bir günah işleyebilmiş olmasın. Öyle bir günah işleyin. Sonra mahşerde beni affet de kullarına senin merhametinin büyüklüğünü gösterir. Cidden. İhtiyacımız olan şey bu işte. Muhabbetten hasıl oldu muhabbet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhabbetsiz muhabbetten ne hasıl? Hiçbir şey hasıl. Günahta da, sevapta da, ille şu muhabbet işte. Dert bu. Allah onunla dertlendirsin. Bir de şiirde çok hoşuma giden yer şudur. Allah-u Teala hüsnü zannı var. Sen affedersin diyor. Cenab-ı Hak buyurmuş ki ben kulumun zannı katındayım. Ben aynı de hocam ben aynı de zannı abdi diyor. Kime soracağımı da biliyorum. Tanıştık çok öncesinde. Ben kulumun zannı katındayım. Yani beni nasıl biliyorsa ben onu öyle tecelli ederim.